Efendim yeni hayat devam ediyor. Yine çok önemli özel bir konuğumuz var. Profesör Doktor Nevzat Tarhan bizimle. Aslında onu kitaplarından da biliyoruz ama nöropsikiyatri alanında yaptığı çalışmalarla da çok iyi biliyoruz. Ama bugün biraz yazarlık yönünü konuşacağız. Son kitabı Aşk ve Terapi. Aşk terapi. Evet. Aşk terapiyi konuşacağız beraber. Hoş geldiniz evet, hoş hocam. Bulduk. Merhabalar. Şimdi dün editörümüzle beraber işte kitabı incelerken aşkın aslında fiziksel anlamda beyinde neler yaptığı, bize gerçekten beyinden gelen hormonlarla neler yaşattığı ve bu bir taraftan tabii biraz maneviyata doğru giden de bir kısım var aşk ve terapi. Ve farklı farklı kitapta bölümler var. O bölümlerden gitmek istiyorum isterseniz siz de. Bu 5 yıl önce kaybettiğiniz, çok özlediğiniz eşiniz Nermin Tarhan'a ithaf ettiğiniz bir kitap. Evet. Nasıl başladı bu kitabı yazma süreci? Kitabı yazma tabii yani meslek olarak yani aşk veya aşk nedeniyle aşk kurbanlarıyla çok uğraşıyoruz. Hı hı. Aşk kurbanlarıyla ama öyle bir çekim gücü var ki aşkın insanlar kurban olsa da aşktan kopamıyorlar. Yani çok müthiş bir bağ var. Yani hep uzmanlık alanımız olarak hep merak ettiğimiz bir konu. Hı hı. Böyle bir konu. Diğer taraftan da insan özellikle belli bir yaştan sonra yaptığı işin felsefesini de düşünmeye başlıyor. Böyle durumda ve hayat olayları, acılar yaşadığımızda daha çok göremediğimiz şeyleri görebiliyor. Sorgulamadığımız şeyleri sorgulayabiliyor insan. Farklı açılardan bakabiliyor. Yani hayat olayları bu nedenle bazen insanı kendi mesleğinde de farklı bakış, farklı değerlendirmeler getirebiliyor. Hı hı. Ve bu yaşadığım işte 2009 yılında aslında 15 ayda 4 yakınımı kaybetmiştim. Yani kayınvalide, kayınpeder, babam ve eşim. Yani hepsi de hemen hemen bir senelik bir süre içerisinde bir travma bu. Çok büyük. Büyük bir travma. Çok yani büyük ve bir travma. Varoluşu sorguluyorsunuz, evet. Hayatı sorguluyorsunuz, hayatın anlamını sorguluyorsunuz. Niçin varım? Niçin yaşıyorum, niçin çalışıyorsun bu kadar gibi. Böyle bir durumda insan yani hayata anlam katacak bir sorgulama içerisinde ve bir taraftan da insan sevdiği, değer verdiği bir şeye ulaşamıyorsunuz. Dokunmak istiyorsunuz, dokunamıyorsunuz, konuşmak istiyorsunuz, konuşamıyorsunuz. Yani daha önce bir arada olduğunuz bir his, bir kişiye, bir nesneye uzaksınız. Evet. Fakat onun varlığı, var olduğunu da hissediyorsunuz. Bir de siz bir bilim insanı evet. olarak bir taraftan da bununla birlikte nasıl bir şey oluyor da bunlar hissediliyor evet. diye hem işin bilimsel tarafını araştırıyorsunuz tabii. hem manevi tarafına bakıyorsunuz. Tabii. Yani aradaki o sıkışmışlık da gerçekten çok o da farklı bir travma olsa gerek. Tabii insanın bir çılgınca arayışı iten bir evet. şeydi insanı. Yani böyle bir durum ve karşımızda da yani böyle aşk yani mali hülya diyor işte İbn Sina mesela bunun gibi böyle derdi hayal derdine düşmüş aşk nedeniyle kendini tüketen eriten insanları biliyoruz 29 kiloya düşüyor. Ya. Böyle oluyor ölüyor. Bütün hormonları bozuluyor. Her şeyi bozuyor. Yemekten şey içmekten kesiliyor ama yine de o kişi hayal halen o aşık olduğu kişiyi, nesneyi, şeyi düşünüyor. Yani nasıl bir duygu? Beyinde ne yapıyor bu? Hı-hı. Ve bu bununla ilgili özellikle 95'lerden sonra beyin araştırmaları ortaya çıktıktan sonra aşkın aslında nörolojik bir etkileşim olduğu Hı-hı. anlaşıldı. Yani ha, şey bu aşkın ömrü çıktı ya işte ne kadardı? 2 yıl, 7 ay bilmem kaç gün Hı-hı. gibi yapılan araştırmalarda. O zaman öyle gidelim. Siz az önce dediniz ki aşk kurbanları. Evet. Kime aşk kurbanı diyoruz? Çünkü biliyorsunuz herkes bir aşk yaşıyor ya şu anda gazeteleri açıyorsunuz evet. yeni aşkı. Diyorum ki bu kadar kolay bir şey mi aşk yaşamak? Yani birinden ayrılıp sonra tekrar başka birine aşık olmak. Herhalde hafif böyle bir yerlere düşürdük sanki evet, aşk. Evet, aşk sıradanlaştı kavramını. Çok mesela, evet. basitleşti. Bu nedenle aşkın ve aşkın hikayeleşmesi var, romanlaşması var. Bu aşık kişi aşık olduğu maşukuna ulaşamadığı zaman romanlaşıyor, hı hı. hikayeleşiyor. Hı hı. Aşığına kavuştuğu zaman eğer ayrılırsa yine
bir acı içerisinde oluyor ya da kaybederse, hı hı. kaybetme korkuları varsa, ama aşıklar karşılaştığında yani aşklarını ömür boyu aşk haline sürdürebiliyorlarsa hiç hikaye ve roman olmuyor, kimse bilmiyor bunu. Evet. Aslında bu mümkün. Ve hep romanlara, hikayelere baktığımız zaman aşk uzaktan bir nesne, böyle sadece ulaşılamayacak bir hayal gibi görülüyor. Hı. Halbuki aşk insanın aşkı doğru şekilde değerlendirebilirse, doğru şekilde yaşayabilirse aşk o insana yaşam enerjisi haline dönüşebiliyor. Hı hı. Hani hep şey denir ya, aşk tek kişilik midir? Aşk iki evet. kişilik midir? Hatta işte geçtiğimiz haftalarda yine böyle biraz bu konuyu konuşurken sevgili Mehmet Coşkun Deniz aşk doktoru olarak geçer ya o evet. da gazetecilik hayatında bana şeyi söylemişti. Aşık olduğunla evlen ama aşıkken evlenme. Çünkü aşk insanın gözünü de kör ediyor, insanı delirme noktasına da getirebiliyor evet, gibi. Doğru tabii. Ne diyorsunuz siz gerçekten? Doğru. Şimdi aşk, yani aşk gerçekten gözü kör müdür aşk? Aşkın gözü kördür. Kaynanalar olmasaydı ya bursa dememişler. Çünkü aşk realite körlüğü yapıyor kişide. Hmm. Öyle yüksek bir duygu ki, yani duyguların krallığını yaşıyorsunuz aşkla. Sevginin krallığını yaşıyorsunuz. Hmm. Yani böyle bir durumda kişi narsistik körlük dediğimiz yani duygusal körlük oluyor. Başka bir şey düşünemiyor. Başka bir şey algılamıyor. Yemeden, yani beyin algıları kapatıyor. Yani her şeyi onunla yorumluyor. Hı hı. Yani şu anda sevdiğim kişi ne yapıyor acaba? Şu anda sevdiğim kişi acaba beni düşünüyor mu? Acaba şu anda o neyle ilgileniyor gibi düşünüyor. Hı hı. Bu aşk aşkın içerisinde kişi 4 tane önemli özellik araştırıyor. Yani o aşkın içerisindeki o özellik varsa o aşk o kişide yani o özelliği o anda ulaşamasa bile ulaşabileceğini bilirse aşk devam ediyor. Hı hı. Mesela bu evrensel ve dini terminolojide geçen kelimeler. Mesela çünkü aşkın içerisinde güzellik arayışı vardır. Güzellik. Güzellik yani aşk mesela bu da mesela cemal olarak geçen. Hı hı. Yani bizim kültürümüzde, inanç sistemimizdeki cemal olarak geçen güzel olmasını istiyor gül aşk. Cemalin derler gül cemalin mesela. Cemal. Evet. Yüz güzelliği, cemallik evet. gibi. Cemal denir. Mesela diğer bir aşkta insan aradığı şey kemaldir, mükemmelliktir. Hı. Yani aşık olduğu kişinin mükemmel olmasını insana arz ediyor. En güzel olmasını, en mükemmel olmasını arz ediyor. Ve diğer taraftan da Celal isminin de bir tecellisi var. Orada da güçlü olmasını istiyor. Yani her şeyi kontrol etmesini, her şeye hükmetmesini istiyor. Dördüncüsü de beka arzusu var aşkın içerisinde. Ölümsüzlük istiyor kişi. Hı hı. Yani aşık olduğu kişinin yok olması ihtimali bile onu müthiş acı çektiriyor. Hı hı. Bu özellikler güzellik olacak, mükemmellik olacak, güçlü olacak ve devamlı olacak. Hı hı. Bu özellikleri olmadığı zaman aşkta kişi mutlak aşk arıyor kişi. Hı hı. Yani ama sınırsız şimdi, aşk alıyor. Aşık olduğumuzda bunları görmek istiyoruz ya da gördüğümüz zannediyoruz. Sonra o kişiyle işte bir birliktelik, bir evlilik oluyor. Aşkımıza kavuşmuş oluyoruz. Sonra da işte belki gücünden ya da güçsüzlüğünden şikayet etmeye başlıyoruz. İşte cemalinden şikayet etmeye evet. başlıyoruz. Aslında hani o duyguyu ilk yaşadığımız zamanlarda bizi cezbeden şeyler sonra bize batmaya başlıyor. Neden? Tabii şimdi o işte aşktaki bir insan kendi hayalindeki, kendi dünyasındaki, kendi algıladığı kişiye aşık oluyor. Gerçek kişiye aşık olmuyor. Hı hı. Yani o kişi hayalindeki kişiyi seviyor. Gerçek kişiyle yüzleştiği zaman aşk o anda bakıyor ki ya benim aradığım kişi bu değil diyor. Ve bunun üzerine o kişi gerçekçi olmayan bir aşk idealize ettiği için aşkı pergel yani Mevlana'nın pergel örneği gibi ayağının birisi yerde olmuyor, ikisi de havada oluyor ve çerçeve çizemediği için çapını çizemediği için aşkının sınırlarını çizemediği için hayal kırıklıkları yaşıyor. Yani bu nedenle aşkın gerçeklerden kopuk bir aşk her zaman acı vardır içerisinde. Ama gerçeklerin içerisinde piştiği zaman aşk da bu kalıcılaşıyor, olgunlaşıyor. Buna otantik aşk deniyor. Hmm. Yani aşkın saflaşması, arınması ve içindeki
uygulanmayacak, geçerli olmayan bu saf şeylerin içerisindeki nasıl parçacıklar temizlenir, kirler temizlenir, asitler temizlenir, saf ve temiz hale gelirse, aşkı da saf ve temiz hale geçirmek için muhakkak bir eğitimden geçmesi gerekiyor, pişmesi gerekiyor, bir ateşten geçmesi gerekiyor. Maden ocağından çıkan maden ateşe girdiği zaman o ateşin içerisinde kömürle elmas ayırt edilir. Evet. Altınla bakır ayırt edilir. Evet. Bunun gibi aşk da böyle bir işlemden geçmesi lazım. Bu işlemden geçerken o işin ustası olmamız lazım. O ustası olmasa yakarız, yani boşa gider emek. Her aşkın bir sınavı var. Tabii, sınav. Böyle aynen bir şey var. Bir izleyicimiz var telefon hattımızda. Alo. Seda Hanım. Pekala, önümüzdeki dakikaya tekrar bağlayalım, hattan düşmüş. Şimdi kitapta farklı bölümler var Nevzat Hoca'nın kitabında. İşte sevgi nasıl aşka dönüşür? Aşk bir bağımlılık mı? İdeal aşk arayan aşksız kalır diyorsunuz. Evet. Kendi kafamızda idealleştirdiğimiz aşk türleri mi vardır? Tabii ki, yani kişi aşık olduğu kişiyi kendi bunlar... karşılık bekleyen aşklardır, şartlı aşklardır. Belli bir, ya şöyle olursa severim. Bazı anneler çocuklarını severken de yemek öyle yersen söyler. Seni yemek severim. Yemek seversem, şunu yaparsan severim. Bunlar şartlı sevgiler olduğu için karşı tarafta kaygı oluşturuyor. Ve kaybetme duygusu oluşturuyor. Yani ulaşamama gibi. Ve bu aşk içerisinde hem sevgi hem öfke barındırıyor. Öfke, sevgi, nefret, öfke gibi duyguları da karıştırıyor. Ama aşkın kendisi, ideal aşk karşılık beklemeden olan aşktır. Yani hiçbir gerekçesi yoktur, karşılığı yoktur, ücreti yoktur. Ücreti olan sevgiler aşk değildir. Ücreti olan sevgiler alışveriştir. Yani bu alışveriş olan sevgilere de sevgi denilmez. Yani ben seni severim, sen de şunu sev, şunu ver bana tarzındaki sevgi. Bu tarz sevgileri sevgi olarak görmek bile sevgi kelimesine saygısızlıktır. Yani, ama ilişkiler de yine de bir alışveriş gibi değil mi hocam? Yani evlilikte de bu böyle değil mi? Sonuçta evet, evleniyorsunuz, seviyorsunuz, bir yuva kuruyorsunuz. O yuvayı devam ettirmek için farklı farklı kişilerin görevleri olabiliyor. Yine de karşılıklı bir alışverişiniz var aslında eşinizle yaptığınız. Hani iş dönüp dolaşıp oraya gelmiyor mu? Tabii geliyor. Şimdi zaten... duyguların katmanları var. Duyguların katmanlarını değerlendirdiğim zaman aşk, sevginin aşk haline gelebilmesi için, ideal aşk olabilmesi için bir kimsenin karşı taraftan bir alışveriş duygusu olmadan ona vermesi. Ama bunu verdiği zaman karşı tarafta karşılıksız içtenlik vardır aşkın içinde. Samimiyet vardır, içtenlik vardır, doğallık vardır. Siz kişiniz kendi iç dünyanızda bu aşkı böyle düşüneceksiniz. Böyle vereceksiniz ama karşı taraf adam gibi aşıksa karşılığını verecektir. Evet. Bunun karşılığında diyelim siz ona saf, samimi, karşılık beklemeden bir sevginizi verdiniz. Ama o şey gibi davrandı, saygısız davrandı, anlayışsız davrandı. Böyle durumlarda ben her halükarda vermek zorundayım demeyeceksiniz. Yani burada aşkın kurallar içerisinde vardır. Aşkın devam edebilmesi için 10 madde diye yazdığımız maddeler var. Mesela diyelim sevdiğiniz kişi yanlış bir şey yaptı. Evet. Ondan özür beklediğinizi ona hissettireceksiniz. Değil mi? Ben seni seviyorum ama şu davranışını şu nedenle doğru bulmuyorum diyeceksiniz. Bunu ama aşkınızı bunun karşısında bir fiyat olarak koymayacaksınız. O çok önemli hocam. Devam edeceğiz bir Seda Hanım, değil mi? Hattımızda. Alo. Alo. Seda Hanım, özür dilerim. Merhabalar, evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun lütfen. Ben hocama bir sorum olacaktı. Belki konuyla alakalı değil ama hocamı bulmuşken aramak istedim. Peki, benim, buyurun. Buyurun. Benim 28 yaşında bir kızım var. 9 yaşından beri Sara hastasıydı. 9 yaşından bir kere, bir iki kere böyle hafif bir nöbetler geçirdi. Ondan sonra ilaç kullanmaya başladıktan sonra... düzeldi. Tamam. Sonra bir evlilik yaptı. Ondan sonra evlendi, okudu. Evlilik yaptı. Eşini de severek, yani seviyorlardı birbirlerini de.
Sonra eşi maddi sıkıntılara girdiler. Tamam. İşinden dolayı. Sonra kızım da şöyle bir şey, yani mesela ikiz bebekleri de oldu. Onlar da büyüttü. Tamam. Şimdi böyle başkalarının ne dediğine çok önem veriyor. Mesela işte acaba bunlar geldi gittiler, işte benim hakkımda ne düşündüler? Acaba benim oturmamı kalkmamı beğendiler mi? Acaba benim kıyafetim nasıldı? Hani iyi miydi? Beğendiler mi? Beğenmediler mi? Bunlara o kadar sorular soruyor. Mesela biri gelip gittikten sonra arar işte, ya benim hakkımda ne düşündüler acaba? Bir şey söylediler mi? Söylemediler mi? Ne dediler? Yeni başlayan ne bir durum mu? Önceden beri var mı? Yeni mi başladı? Ya şöyle bir şey. Yani bu bebekler doğduktan sonra oldu. Bebeklerin doğumundan sonra oldu. Vardı. Önceden de hafif vardı da sanki böyle daha çoğaldı. Çocukla ilgilenebiliyor mu? Bakabiliyor mu? Evet, yani bakıyor çocuklarına ya. Çok düşkün de düşkün. Yani aşırı düşkünlüğü de var. Evet. Ama sürekli bu kaygılarla beraber yaşıyor anladığım kadarıyla. Çocukların üzerine fazla düşüyor mu? Nefesini kontrol etme gibi böyle yok, kötü bir şey olacak gibi değil. Yok o kadar değil ama yani kimseye şey yapmıyordu, güvenmiydi mesela. Hani bakamazlar, edemezler. Güvenemiyordu. Ben bile olsam işte evden yani, çıkamaması hani, var mı? Evden çıkamaması. Hayır diye. Hayır öyle bir sorunu yok. Sadece başkalarının ne dediğine çok takıyor. Yani bir, hani diyorum kızım takma böyle, hani bunlar yani sen alıngan mı diyorsun? Öyle ol yani. Kimsenin başka birilerinin ne demesi senin çok umurunda olmasın diyorum ama bunu elinde değil. Tamam. Peki Seda Hanım çok teşekkürler. Evet. Sevgiler ben Malatya'ya. Ben teşekkür ederim. Hocama hayırlı günler diliyorum. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Herhalde o küçük çocukluğunda geçirdiği epilepsik durumunun var. Bir ilgisi var mıdır? Yani şu anda o epilepsiyle ilgili ilaç tedavi görüyorsa bazı durumlarda beyindeki epilepsi, yani beyinde elektriksel bir bozukluktur. Bazen beyindeki o elektriksel bozukluk ilaçla tedaviyle düzeliyor ama sönmüş volkan gibi kalıyor beyinde. Yani bu beyinde hangi bölgeyle ilgiliyse kişinin bazen böyle nöbet geçirmiyor kişi. Klasik tonik klinik nöbet dediğimiz, yani yere düşen, ağzına köpük gelen nöbet geçirmiyor ama epilepsinin bazı türleri var. Yani bu nedenle psikiyatrik hastalıklarda şimdi beyin taraması yapılıyor. Evet. Beyin taramasında beyinde bir anormal potansiyel var mı? Bir tane epileptik deşarj olsa bile o epileptik deşarjın olduğu yer beyinde, mesela amigdala bölgesindeyse, beynin duyguları düzenleyen bölgesindeyse o bir deşarj yaptığı zaman kişi duygusal nöbet geçiriyor. Mesela, ben şey duymuştum hocam, böyle sadece gülümserken bile nöbet geçiren insanlar olduğunu. Olabiliyor. Yani geçirebiliyor. Mesela abdominal nöbetler vardır. Karın ağrısı şeklinde epilepsi nöbeti vardır. Boğaz ağrısı şeklinde nöbet vardır. Bu beyinde, çünkü şu anda son 10-15 senedir şu anlaşıldı. Her organımız beyinde biyokimyasal olarak temsil ediliyor. Ve beyinde biyokimyasal bir karşılığı var her organımızın. Midemiz, bağırsağımız, kalbimiz, her organımızın var. Ya beynin o bölgesindeki bilgi dosyaları bozulmuşsa, o yapıdaki, network'teki dosyalar bozulmuşsa, organımız kendisi sağlam olduğu halde beyindeki o bilgi bozulduğu için organda bozukluklar ortaya çıkıyor. En çok da bağırsakta ve midede görüyoruz. Zaten bağırsak için ikinci sinir sistemi deniyor. Evet. En yaygın. En duygusal organımız. Organımız. Yani gibi. Bütün duyarlı organımız. Evet. Burada da hanımefendinin epilepsiyle bağlantısı olabilir. Ama o alıngan olması daha çok doğum sonrası depresyonlar oluyor. Ondan olabilir. Hala yani, belki atlatamamış. Olabilir. Yani eğer doğal akışında genellikle 8 hafta içerisinde geçmezse bir uzmana götürmek gerekir böyle durumlarda. Çok teşekkürler hocam. Hani konumuz dışında oldu ama aydınlandık. Ama bir taraftan da şöyle bir durum var. Yine dönüp dolaşıp beyine olduğumuz, geçtiğimiz zaman şimdi aşka zarar veren iki eğilimi de konuşmak istiyorum sizinle. Ama aşık olduğumuzda kullandığımız tabirler var. Mesela karnımda kelebekler uçuşuyor. Evet, evet. Karnıma ağrı girdi. İşte gözüme uyku girmiyor. Gördün mü onu, gördüm, heyecanlandım. Doğru tuvalete koştum, bağırsaklarım bozuldu. Yani hani stres, heyecan, hem aşk durumunda hem de aşkın da getirdiği bir stres var. Direkt vücudumuza etkiliyor. Tabii. Yani aşk durumu, yani şu sınav öncesi sık sık tuvalete gidiyor mesela. Evet. Kalp çarpar, böyle insan bütün bildiklerini unutuyor zannedersiniz.
sınava girince hatırlarsınız. Bunun gibi şimdi bu aslında aşkın kimyası var. Aşkın kimyasında 3 tane ana kimyasal var. Yani ve aşktaki 3 duyguyla çok yakın bilgi. Bir aşkın içerisinde birinci duygu arzulamak var. İkinci duygu muhabbet, sevmek var. Üçüncü duygu da bağlanmak var. Şimdi arzulama beyindeki dopaminle ilgili. Dopamin salgıladığı zaman kişide arzu ve haz ortaya çıkıyor. Zevk alıyor, müthiş bir zevk alıyor. Dopaminin en çok salgılandığı zaman orgazmdır. Kişide orgazm durumunda. Ve dopaminde metabolizma müthiş hızlanıyor. Ve dopaminde dikkat açılıyor. Hep onu görmek istiyor, onunla yani olmak müthiş istiyor. O oksitosin hormonu onunla ilgili. Evet. Dopaminde haz var. Daha sonra ikinci serotonin hormonunun önemli olduğu muhabbet var. Hatta bu hapçılar biliyorsun, bu uyuşturucu satanlar bir hap istediği zaman muhabbet mi istersin? Enerji hareket hapı mı istersin? Bütün gece uyumak istiyorum derse mesela uyarıcı hap verirler. Muhabbet istiyorum derse başka hap karışımı verirler. Böyle bununla ilgili kimyasalları karıştırmışlar uyuşturucuları ve öyle satıyorlar. Yani bir kimyasal hangi beyindeki hangi alanı aktif ederse. Anneler de bizi çok fazla izliyor. Aman çocuklarınıza çok dikkat edin, hele bu aralar. Yani bu geçici bir şey. Daha sonra tabii beyindeki o kimyasal depoları boşaltıyor. Ertesi gün bu devamlı kullananlar da özellikle akıl hastalığı yapıyor o muhatlar, çeşitli zararlar ama beyni rüşvet veriyor haplar, beyni aldatıyor, yanıltıyor beyni, sahte zevk veriyor kişiye. Bunun gibi muhabbetle ilgili serotonin gibi hormonların var ve ayrıca üçüncüsü de oksitosin hormonu salgılanıyor, bağlanma hormonu. Ve en çok annede salgılanıyor. Erkek maymunlara o hormon verildiği zaman çocuklarla daha çok ilgileniyorlar erkek maymunlar. Tüylü şeylerle de daha çok ilgileniyorlar. Oksitosin hormonu emzirme döneminde çok salgılanır. Vermek lazım hormonlar. Herhalde hap haline gelirse vermek gerekebilir. Evet. Özellikle yani eve bağlamak istiyorsak. Evet bazı babalara lazım. Evet. Yani o bizim çocuklarımıza annenin bu kadar bağlı olmasının en büyük nedenlerinden bir tanesi işte o hormon. Kimyasal karşılığı var bu. Ölçülebilen kimyasallar tanımlanmış. O zaman kadınlardaki bağlılık erkeklere göre aşk yaşadıklarında daha mı fazla oluyor? İşte fazla olması, oksitosin çok salgılıyor. Mesela tarla farelerinde yapılmış bir deney var. Tarla fareleri eşi öldükten sonra ikinci defa eşle beraber olmuyorlar. Araştırılıyor, oksitosin salgılanmıyor onlarda. Oksitosin verildiği zaman eş arayışına giriyorlar. Yani tarla farelerinde. Bunun gibi yani yaratılışta biyolojik böyle bir denge var. Yani böyle eş arayışının böyle yani ruhumuz belki yaratıcı dini boyutta bir ruhumuz var ama onun vasıtaları bedende. Beynimizde ve kalbimizde ruhumuz dediğimiz durum ve madde dünyasıyla mana dünyası arasındaki bağlantıyı beynimiz kuruyor. Beynimizdeki bozulmalar aslında bizim ruh yapımızdaki bozulmalar gibi düşündüğümüz şeylerin aslındaki ruhsal karşılığın madde dünyasındaki aracılarının bozulmasıyla ilgili. O yüzden hani aslında belki hani depresyonun da işte depresyona girmemizin de farklı psikolojik problemler yaşadığımızda aslında beynimizde salgılanan farklı hormonlardan kaynaklı işte ruh sağlığın bozuldu diyoruz. Bundan aşkta ne oluyor? Müthiş bir uçma duygusu aşkta var kişiye. Aşkta direkt ruh sağlığını falan ruh yerlerde dolaşıyor. Uçuyor yani. Aşkta beyindeki böyle hazla ilgili ve özellikle inançla ilgili alanla aşkla ilgili alan beyin benzer aktivite, beyin ölçümlü, beyin görüntüleme çalışmaları tespit edilmiş. Kişide hangi duygular olduğu zaman beynin hangi alanı aktif oluyor diye araştırıldığı zaman beynin ön bölgesinde belli bir alan var. Kişi bütün istekleri karşılanmış, bütün arzuları tatmin edilmiş, bütün ihtiyaçları giderilmiş, bütün sorunları çözülmüş ve evrenle bütünleşmiş gibi hissettiği zaman kişi öyle bir hisse yaklaşıyor. Yani kişilik sınırları ortadan kalkmış gibi hissediyor. Budist rahipler üzerinde yapılmış deneyleri. Biz de mesela şu anda sema zenler üzerinde böyle bir beyin görüntüleme çalışması yapıyoruz. Öyle mi? Yani şu anda sabah o çalışmadan gelip görüp geldik. Sema zen beyin görüntüleme şeyine girdi. 36 dakikalık o sema
aynını, ritüeli hayal ediyor. Beynin o andaki kayıtlarını alıyoruz. Bir de normal zamanlara hayal ediyor. Ve onun arasındaki beyin nasıl çalışıyor onun farkını alacağız. Bir yüksek lisans öğrencisine test konusu olarak verdik. Aa. Yani Budist rahipleri de yapılmıştı, bizde yapılmamıştı. Evet. Mesela bunu yapmaya çalışıyoruz. Beyin nasıl bir farkı var onu anlamaya çalışıyoruz. Şimdi buradan da sevgili arkadaşım Esra Erol'a da sevgilerimizi gönderelim. Onun da işte biliyorsunuz işte bir evlilik programı yapıyor. Ve Esra'nın da en artık böyle... sinir olduğumu diyeyim, algılayamadığı durum şu elektrik meselesi. Gayet güzel işte kriterlerine göre gelmiş, işte karşılaşacaklar. Hani dışarıdan izlediğinizde hani kız güzel, adam güzel. Aslında karakter olarak da anlattıkları kadarıyla birbirlerine de uyuyorlar. Hani büyük bir umutla aradaki paravan açılıyor. Ondan sonra Esra da bekliyor artık tamam bunlar olacak diye. Kızdan ya da oğlandan şöyle bir şey diyor. Esra Hanım çok özür dilerim ama ben elektrik alamadım. Yani artık onunla dalga geçmeye başladı sevgili Esra programlarında ama aşk böyle var mıdır gerçekten işte bu, böyle bir elektrik durumu elektrik var mıdır? Duygu, nedir çok bu tatlı elektrik? Bir duygu ama. Bu bölümde alalım Esra'ya gönderelim. Hiç kızmayalım. Bilimsel yani o elektrik alma duygusu gerçekten bir yani evlenecek çiftlere şunu söylüyoruz. Yani şey, birbirinizden nefret etmiyorsa, yani birbirlerinden hoşlandıysa, şimdi üç aşama vardır aşkta. Biri hoşlanma duygusu, ikincisi sevgililik vardır, üçüncüsünde o aşk ortaya çıkar. Sanki ilk görüşte ilk başta, aşkmış gibi düşünürüz. İlk görüşte o hoşlanma duygusu olabilir. Hoşlanma duygusu yine insan ilişkilerinde dostluk, arkadaşlık ve sevgililik boyutları vardır. Yani bir insan birisine arkadaş olabilir. Herkese arkadaş olursunuz. Evet. Dost olursunuz ama sevgili olamazsınız. Sevgili olabilmek için o kişinin için artık o kişi için özel ve önemli kişidir o. O kişi özel ve önemli kişi kişinin kendi iç dünyasına yani özel dünyasına alabileceği kişidir. Yani böyle bir kişiyle ilgili korku hissetmemesi, onu güven uyandırması gerekiyor onda. Güven uyandırmıyorsa elektrik aramadım sözü aslında burada duygusal etkileşim olmadı benden. Yani ona karşı bir sıcaklık hissedemedim. Bu kişilik yapılarla çok yakından ilgili. Mesela bazı mükemmeliyetçi kişiler vardır. Duygu ifade sorunları vardır. Bizim duygu ifade ölçeği diye bir ölçek koyduk mesela. O duygu ifade ölçeğini kişi duygularını bastıran bir kişi ise o kişi hiç elektrik alamazdı, veremezdi. O kişi çünkü duygularını bastırmaya kendini şartlandırmış. Duygusal eğitimden geçmesi yani duyguları ifadeyle ilgili eğitimden geçmesi gerekiyor. Mesela yakın ilişkiler ölçeği var yine uyguladığımız ölçeklerden. 38 soruluk bir ölçek. O ölçekte kişi yakın ilişkilerin romantizm boyutunu ölçüyor. Az mı, orta mı, şiddetli mi? Eğer çok şiddetliyse... Yani belki de aslında evet ya bunlar çok iyi bir çift olabilir dediğiniz kişilerde bir kişi hani yo ben elektrik aramadım deyip gittiğinde bazılarında belki de bu duygu yoksunluğu da olabilir. Yani orada duygularla ilgili karşı tarafta duygusal olarak güven uyandırmamış demektir o kişi. Yani duygu karşı tarafın yani insan beyninde duygusal radarlar vardır. Duygusal radarlarımız tarar karşı tarafı. Korku uyandırır, güven uyandırır, öfke uyandırır, nefret uyandırır. Biz bunu farkından nasıl fiziksel görünümüne bir taramadan geçiririz beynimizin bazı bölgeleri. Ya bu benim dostu tanıyorum, şu kadar sene önce tanışmıştım, şudur dersek. Evet. Bir görüntü taraması yaparsa beynimizdeki duygusal radarlar var. O kişiyi duygusal olarak tarar. Duygusal olarak taramanın sonucunda duygusal olarak bu kişi güvenilir, güvenilmez der. Duygusal olarak bu kişiden ilişki seviyorum, sevmiyorum der. Yani bu bilinçaltımızdan tamamen bir şey otomatik yani. Çalışan bir mekanizma var insan beyninde ve bu duygusal bilgelikle geliştirilebiliyor. Şimdi bu kimler çabuk aşık olur diye bir bölüm var Nevzat Hoca'nın kitabında. İlk görüşte aşk sevgi ihtiyacı yüksek bireylerde daha sık görülen bir durumdur diyorsunuz. Tabii. Bazen aslında hani bir kadın olarak bile hani hem cinslerinizden o elektriği alabiliyorsunuz. Diyorsunuz ki bu kadın bir arayışta ya da bu erkek bir arayışta. Çünkü sanki kafasının üzerinde bir siren varmış gibi hani dolaşıyor. Evet. Hani ben bir şey istiyorum. Ben işte bir sevgi istiyorum. İşte bu potansiyelim yüksek. Tamam aşık olacağım zaman geldi gibi sinyalleri hani herkese dağıtıyor.
Onu görebiliyorsunuz. Duygusal sinyaller vardır. Duygusal ipuçları vardır. Ve buna karşı duygusal okuryazarlık vardır. İşte duygusal okuryazarlığımız varsa karşı tarafın duygularını doğru şekilde okuyup değerlendirip doğru kararlar veririz. Yani bir insan duygusal okuryazarlığı diyelim çok ilkel seviyedeyse doğru karar veremez. Duygusal okuryazarlığı gelişmişse duygusal olarak o kişiyi daha iyi analiz eder, daha iyi ama bunu otomatik olarak yapar. Ve çocuklukta başlıyoruz bunun öğrenilmesine. Duygusal farkındalık, duygusal kendi duygularının farkına varabilmek, karşı tarafın duygularının farkına varabilmek ve duygusal iletişim kurabilmek. Bu bir tıpkı araba kullanmak gibi bir beceri. Bunun kişi öğrenmek istiyorsa bu duygusal zeka çalışmaları bu şekilde ortaya çıkmış. Beynimizin duyguları proses eden alanları bu şekilde eğitilmesi gerekiyor. Böyle kişiler yani kendi duygusal eğitimden geçmeden belki önümüzdeki yıllarda o derece ilerleyecek ki yani evlenmeden önce kişi duygusal olarak olarak nörolojik bir değerlendirme yapıp evliliğe beyin fonksiyonu olarak evliliğe hazırdır veya değildir çok, diyeceğiz. Çok önemli bir şey diyorsunuz hocam. Evet. Gerçekten şimdi eski aile bakanı Fatma Şahin hanımefendi o böyle bir ana baba okulu gibi bir projesi vardı. Hep bundan bahsediyordu. İşte evlenmeden önce evlilik ehliyetlerinden bahsediliyordu. Evet. İşte kadın ve erkeğin farklı kurslara belki farklı seminerlere dahil olması gerektiği. Hani anne baba okulu olarak da mesela ben de her kişinin çocuk sahibi olmadan önce belli aşamalarda seminerler alması gerektiğini düşünen bir kişiyim. Bu çok önemli bir ehliyetten bahsediyorsunuz. Bir de siz bunun nörolojik tarafından da bahsediyorsunuz. Tabii yani nörolojik, nöropsikolojik tarafı var bunun. Kişi bunu başarabilirse ancak yani evlilik olgunluğu oluşuyor. Yani evlilik olgunluğunun oluşabilmesi aslında duygusal olgunlukla ilgili. Duygusal olgunluğu oluşmamış bir kişinin evlenmesini istemek çok sakıncalı. O yüzden hep derler ya mesela kadınlar daha çabuk olgunlaşır. Erkekler de işte 30'undan sonra hele de askerliğini yapmışsa evliliğe hazırdır derler. Erkekler gerçekten hani yaş olarak hatta geçenlerde ben ergenim diye bir sosyal sorun projesi var. Ergenliği konuştuk. Yine bir uzmanımız vardı. Bazı ergenliklerin 25 yaşına kadar sürdüğünü söyledi. 40 yaşına kadar. Çok şaşırdı. 40 yaşına kadar sürüyor. Erkeklerde 40'ı buldu oluyor. Ya. Çünkü beyinsel karşılığı var onun. Sağ beyin, sol beyin arasında korpus kallozum bölgesi, köprü bölgesidir. Bu köprü bölgesinin olgunlaşmasıyla ergenlik bitti deniyor. Mantıksal beyin, sol beyin, duygusal beyin, sağ beyin ikisinin dengeli çalışması. Ön beyin yapıyor bunu. Yani ön beyin kaptan köşkü gibi beynin. Ön beyin nerede duracak, nerede hızlanacak? Duygularımız, mesela bazı duygularımız söz dinlemez. Söz dinlemez. Söz dinlemeyi öğreteceğiz vahşi duygularımıza. Bunu öğretebilmeyi başaran kişiler duygusal olarak olgunlaşıyor. Yani o yüzden eğer ki evlenmeyi planlıyorsanız bir nörolojik kontrolden öncelikle geçmenizi tavsiye ediyorum. Son bir soru. Diyorsunuz ki siz aşkı öldüren şeylerden biri fazla birlikteliktir. Aşıklar ikiz gibi hareket etmeleri gerektiğini düşünürlerse yanılırlar. Evet. Hani çok muhabbet tez ayrılık getirir diye de bir söz vardır. Yani yapış yapış ilişkiler gerçekten aşka çok zarar veriyor. Çünkü insanın doğasında vardır. Her insanda özellik duygusu vardır. O özellik duygusu nedeniyle kendisine sessiz bir zaman ayırması insanın doğasında var. Sessiz zaman ayırması gerekiyor. Bunu yapabilirse hatta bunu günde yüzde ne kadar gibi hani inovasyon kuralı vardır %15 kuralı. %15 kuralında inovasyonda bir insan bir yaptığı iş konusunda %15 yaptığı iş hakkında düşünsün. Yani işin felsefesi, gerekçesi, nedeninin içini yani meta düşünce oluştursun. Yüksek düşünceler üresin. Düşünce hakkında düşünsün, iş hakkında düşünsün. Bunun gibi kişinin kendisi hayat hakkında, varoluş hakkında, yani bütün kendisi hakkında düşünmesi için sessiz zaman ayırması. Yani kendini tanıması yani ve kendini resetlemesi için psikolojik olarak. Uzmanların, aile terapistlerinin dediği şey mutlaka farklı sosyal hayatlar, birbirinizden ayrı yapacağınız farklı hobileriniz de olsun derler ya çiftlerin. Onun daha ötesinde bak kişinin başkalarıyla ilişkisi vardır. Kendisiyle ilişkisi vardır, yaratıcıyla ilişkisi vardır. Kişi kendi iç dünyasıyla da bir ilişki kuruyor. Evet. O ilişkiyi de gözden geçirmesi gerekiyor. İşte bunun için sessiz zaman gerekiyor. Eşine sessiz zaman
ayırmasına fırsat vermek gerekiyor onun. Yani sıkıntılı olduğu zaman mesela akşam sendromu vardır. Eve geldiği zaman yorgun, argın gelir. Erkeklerde olur. Yani o gelir tam orada hanım kapıdan girer ya işte çocuklar başım ağrıdı bıktım şu çocuklardan al biraz da sen ilgilen diye. Yani o anda o gergindir. Karşı tarafta gergindir. Halbuki o anda ona bir sessiz bir zamana fırsat verebilse bir yarım saat bir saat sonra sorun olmayacak. O anda söylediği zaman kırılgan bir zamandır hemen çatışma çıkar o gece berbat olur. Bunun gibi ya bunlar bu nedenle aşk iyi ilişkinin sebebi mi sonucu mu tartışmaları yapılıyor. Yani eğer bir insan aşk siz 2 sene 7 ay gibi bir roman gün biçiliyor. O aşk kişi aşkı yönetmeyi bilmezse aşk eğer iyi işbirliği kurmayı başarılırsa aşk sürdürülebilir oluyor. İyi işbirliği kurmayı başaramıyorsa aşk buharlaşıyor. Yani aşk da sihirli kelime. Aşka yatırım yapmak gerekiyor. Aşk için kafa yormak gerekiyor ve aşkın içerisinde muhakkak ilişki yönetimini sokmak gerekiyor. Çok önemli. İlişki yönetimini biliyorsanız yani bir ömür boyu o aşk ömür boyu sürebilir. Aşk terapiyi konuştuk. Mesnevi terapi ve Yunsu terapiden sonra serinin 3. kitabı Profesör Doktor Nevzat Tarhan bizimle birlikteydi. Çok önemli bilgiler verdi. Aşkın aslında fizyolojik olarak da biyolojik olarak da vücudumuza neler yaptığı ve neler hissettiğimize dair farklı konuları konuşmak üzere şimdiden sözümüzü alalım. Nöropsikiyatri ile ilgili farklı durumları yaptığınız çalışmaları da konuşmak üzere. Çok teşekkürler geldiğiniz için. Kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra ise yine bir yazar bizimle birlikte olacak. Nusret Cohen-Fins ile beraber 10 Derin Ayak İzi kitabını konuşacağız.